Merhabalar arkadaşlar, ben Aybars Göktuğ Bugün sizlerle Camino Network içerisinde bulunan P-Chain'in ne olduğundan bahsedeceğiz. İlk olarak Camino Network üzerinde şundan bahsedebiliriz aslında. Ana özellikler, ölçeklendirebilirlik sorunu çözmek için üçe bölünmüş. Bu ana özellikler nelerdir? P-Chain, C-Chain ve X-Chain olarak adına adlandırabileceğimiz platform chain'in ürettiği sistemler, kontrol Chain'in ürettiği sistemler ve e, kullandığı sistemler... ...ve Exchange e, Chain'in kullandığı sistemler. Bunlardan iki olan Platform Chain başlayalım. Bakalım Platform Chain neymiş? Şimdi Platform Chain aslında... ...diğer zincirlerin anası olarak düşünebiliriz, annesi olarak düşünebiliriz. Platform Chain aslında bizim için... ...token alakalı oluşma aşamalarını kontrol eden bir mekanizma. Bu pay zinciri içerisinde biz... Coin'imizi üretiyoruz. Coin'imizi transfer edemiyoruz ama sadece üretebiliyoruz. Farklı zincirlere transfer edebiliyoruz. bu coin'imiz üzerinden bir staking işlemi yapabiliyoruz. Kitleme işlemleri yapabiliyoruz. Validator'ları kontrol edebiliyoruz. Ve tabi bence en önemlisi burada ve Camino'nun farklılaştığı nokta olan subnet kontrolünü de yapabiliyoruz. Bunların her birine de bakacağız. Tabi buradaki işlemleri kontrol etmek için aynı zamanda P P zincirinin yani bir API de var. Bunları da ileriki safhalarda birlikte inceleriz zaten. İlk özelliğimiz validator'ları ko koordine etmek. Camino ağ içerisinde birden fazla validator var ve bu validator'lar aslında ağın nasıl hareket edeceğini, ağda neler yapılacağını kontrol eden mekanizmalar. Bu mekanizmalar proof of authority ve proof of stake mekanizmalarını kullanıyor. O yüzden aslında biz burada proof of authority sayesinde kimin kim olduğunu bilebiliyoruz. Ve bunları güvenip güvenmemeyi seçiyoruz. Bu güven işlemleri de aslında biraz p chain üzerinde dönüyor. Doğruyucular consensus protokolüne katılan ve işlemleri blokları doğrulayıp güvence altına almayı sağlayan ağdaki dürümlerdir. Buradaki doğruluyucular diğer zincirlerdeki gibi kontrolcü mekanizma olarak düşünebiliriz. Ee, Burada koordinasyon aynı zamanda kimin ağ içerisinde neler yapacağını da beliriyor, belirtiyor. P bu özelliğinden bahsedebiliriz. Diğer bir özellik ve aslında üretimin olduğu yeri ifade eden staking işleminden bahsedebiliriz. Aslında biz Camino tokenını, Camino'nun coin'ini üretirken üretim işlemini P üzerinde yapıyoruz. Yani P üzerinde ilk coin'imiz P üzerinde filizleniyor. Bu P üzerinde ürettiğimiz coin'i farklı ağlara da transfer edebiliriz. Evet ama ilk üretim, ilk oluşma P zinciri üzerinde gerçekleşiyor. P zinciri üzerinde peki nasıl oluşuyor diye baktığımızda burada proof of stake mekanizmasının ortaya koyduğu staking işlemi geliyor. Staking işlemi neydi? Çok kısa bir hatırlayalım. Paramız üzerinden farklı paralar kazanma, Fa kripto paramız üzerinden yeni kripto paralar üretme anlamına geliyordu. Ve aslında burada da üretimin de zaten P zinciri üzerinde yapıldığını düşünürsek P üzerinde bir staking işlemlerini bu şekilde hayata sürdürebiliyoruz, hayata geçirebiliyoruz. Bu şekilde aslında biz ağın sürdürülebilirliği için en önemli aşamayı yapıyoruz. Çünkü blok zincir projelerinin her zaman temelinde para var. Kripto para var ve bu kripto parayla işlemler olduğu için o paranın üretilmesi demek en temelinde işlemin en başını temsil ediyor zaten. Bir de burada çok önemli bir farklı yapı subnet izlemeden bahsedebiliriz. Camino A üzerinde subnetlerimiz var. Subnet'in kendi ayrı videosu olacak zaten ama birazcık ne bahsedersek diğer videolardaki gibi. Camino'da şu şekilde bir mantık var. Diyor ki her proje kendi ekosistemini oluşturabilir. Her proje kendi zincirini oluşturabilir. Ben bu zinciri sıfırdan oluşturmalarını zorunlu tutmayayım da ben bazı temalar vereyim. Bazı özellikler vereyim. Bu özellikler sayesinde herkes kendi ağını oluştursun. Ama bu ağlar benim altında olsun. Yani sap oradan geliyor aslında. Subnet olsun. Ve bu subnetlerde ben farklı işlemlerde yapabileyim. En basitinden mesela bir ağ oluşturduğumuzda, bir zincir oluşturduğumuzda bu zincirin güvenliği bizim için çok büyük bir sorundur. Çünkü blok zincirde merkeziyetsiz bir yapı olduğu için çoğunluğa ulaşan kişi güvenliğinde sahibi oluyor. Çoğunluğa ulaşan kişi eğer kötü niyetliyse o zaman artık biraz çok geç olabiliyor. O yüzden burada güvenlik önemli. Sayı önemli. da diyor ki her proje kendi güvenliğini sağlamak için bir bütçe ayarlamasına gerek yok. Siz bizim subnetimiz olun. Zaten turizm sektöründe çalışıyorsanız biz aynı sektörde çalışıyoruz. Gelin siz bizim subnetimiz olun. Kendi zincirinizi kafanıza göre değiştirin. Özellikler ekleyin vesaire. Ama biz burada farklı destekler sağlayalım size. Bu subnetleri de biz aslında P zinciri üzerinden izleyebiliyoruz ve bazı özelliklerini aktif olarak veya pasif olarak takip edebiliyoruz. Bu bizim için çok önemli çünkü subnetleri Camino tamamen başı boş bırakmıyor. Orada belirli standartlara uymalarını istiyor ve bu yüzden subnet izlemede P zinciri üzerinden yapılabiliyor. Aslında bu şu açıdan da önemli. Şu şekilde düşünelim. Kamino ağı içerisinde belki de binlerce subnet olacak. Bu subnetlerin üzerinde de belirli işlemler olacak. Atıyorum bir rezervasyonu takip etmek istiyoruz veya bir ne olabilir? Bir transferi takip etmek istiyoruz. Bu takip ederken her zincirin kendi API olması mı daha kabul edilebilir bir sistem ya da P zincirinin API olması ve bu P zincirinin API üzerinden diğer alt ağları da izleyebiliyor olmamız mı daha kabul edilebilir bir sistem. Aslında burada yine P zincirinin özelliği devreye giriyor. P zincirinin API sayesinde subnet izleme özelliği sayesinde altındaki ağları biz birlikte direkt tek API'dan, tek zincirden izleyebiliyoruz. Bu da önemli bir özellik. İzlemekten bahsettik, aynı zamanda oluşturmaktan da bahsedelim. P zinciri içerisinde biz aynı zamanda Camino'da oluşacak alt ağları da oluşturabiliyoruz. Yanında bir diyagram verilmiş. Bu diyagramda aslında birazcık da ana yapının nasıl olduğunu görebiliyoruz. Primary network dediğimiz ana ağ aslında her birini kapsıyor. Tüm subnetleri de kapsıyor. Ama ana düğümler var orada. Ee, bir subnet kümesinin içinde yer almayanlar. Onları hatta P zinciri, C zinciri ve X zinciri olarak düşünebiliriz. Bu zincirler aslında subnetlere bağlanarak onları kontrol ediyor. Bu subnetlere bağlanma olayı da genel olarak P zinciri üzerinden gerçekleşiyor. Aynı zamanda biz bir zincir oluşturmak istediğimizde başlangıç noktamız hangi zincir oluşturmak iste oluşturmak istersek isteyelim. Eğer bu subnet olacaksa bizim ilk başlamamız gereken yer yine P zinciri oluyor. P zinciri üzerinde subnet oluşturduğumuzda bizim esnekliklerimiz aslında çok üst düzeye çıkıyor. Çünkü isteğimize göre farklı özelliklerde zincirler oluşturabiliyoruz. Ben eğer 1000 tane müşteriye hizmet vereceksem altyapımı belki de maksimum 2000 kişilik yapabilirim. Çünkü o zaman en ekstrem durumu bile 2 kat kapasiteye bile sağlamış olurum. Ama ben eğer yüz bin kişiye hizmet vereceksem o 2000 kişilik yapı beni kurtarmayacağı için ona göre bir sistem kurabilirim. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Aslında biz hem özelleştirmiş oluyoruz zincirimizi hem de esnekliğini kullanmış oluyoruz. Çünkü ne 1000 kişiye hizmet verecek kişi 100.000 kişinin altyapısını kullanmak zorunda kalıyor ne de 100.000 kişiye hizmet verecek bir sistem 2000 kişinin altyapısıyla yetinmek zorunda kalıyor. Burada aslında farklı olaylara, farklı yapılara adaptasyonda sağlandığı söylenebilir. Son sözümüz olarak yine özetleyecek olursak biraz kısa bir video oldu ama P zincirinin ana özelliği diğer zincirleri, diğer subnetleri yönetmek olarak düşünebilirsiniz. Ve paranın kaynağı olduğu için P zinciri çok değerli. Bu paranın kaynağı olma, staking kaynağı olma ve delegasyonun kaynağı olma da kavramsal olarak bizim için çok önemli. P zincirinden bu kadar bahsedebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler.